Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi aldığımız depoya doğru gidiyoruz. Hava da bugün güzel gayet. Geçen bayağı bir yağmur yağmıştı. Hemen birkaç tane sorular var, onları cevaplayalım. Sahil arkadaşımız sormuş, bit pazarına gelen kişilerden ücret alınıyor mu diye. Hayır, girişler ücretsiz. Ömer arkadaşımız sormuş, tüm aldığım depoları paylaşıyor musun diye. Evet, bütün aldığım depoları paylaşıyorum. Kadir arkadaşımız sormuş, depoyu sizden geri isteyen oldu mu diye. Bir kere oldu. Tam ödeme yaparken bir hanımefendi vardı orada. Deponun sahibinin durumunun ne olmadığını öğrendim. Ben de ödemeyi yap, depoyu kendisine geri verdim. Böyle bir şey olmuştu. Şimdilik sorular bu kadar arkadaşlar. Başka sorularınız varsa bu videonun altına yazın lütfen. Onları da bir dahakine cevaplayalım. Bir tane de depoyu canlı yayında sizinle beraber açacağız. Dün denedik ama maalesef tam olarak olmadı. Onun da önceden bilgisini vereceğim size. Böyle çok karıştırılacak bir depo olmaması lazım arkadaşlar. Yoksa 4-5 saatimiz alır. Siz 20 dakika seyrediyorsunuz ama çekimler normalde en az 2-3 saat sürüyor çünkü. O yüzden öyle kolay bir depo ayarlamaya çalışacağım. Ki rahat rahat canlı yayın yapalım. Rahat rahat sizinle beraber karıştıralım. Depomuza da yaklaştık. Güzel, enteresan bir depo olacağını tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Neler çıkacak, neler bulacağız. Kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Siz şimdiden yorumlarını yapın. Tahminleriniz de genelde tutuyor. Çok güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Depomuzu görüyorsunuz. Sağlamsa her şeyi, sıkıntısı yoksa gayet iyi durumda. Bakalım burada neler var. 1 dolarlık bir tencere. Bir tane büyük boyuncağımız var. ...1865 yazıyor. Bayağı kötü bir durumda. Muhtemelen eski bir resim ama bayağı bir gördüğünüz gibi kötü durumda. Şu parçalarını beraber koyalım. Buna bir bakacağız. Tam olarak ne olduğunu anlamadık bu şekilde. Herhangi bir açıklama da yok. Ama güzel bir şey olduğu belli çünkü bunu sarmışlar. Bayağı bir eski bir ürün olabilir. Bu da değişik bir şey. Buna bakacağız. Bir tane su makinamız var. Hava veriyor dışarıya. Bir tane blenderımız var. 10 dolar fiyatı.
Şurada bir 20 dolarlık ürün var. Abinin ya da ablanın resme bayağı bir merakı var. ...2006, çok eski tarihler değiller. Johnny Brook diye bir kişinin resimleri mevcut. Johnny Brook. Burada sadece resimler var. Evet arkadaşlar, bir tane monitör. Umarım dokunmatik bir monitördür. Özelliği yazar bunun. HP Pavilion All-in-One. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi internet fiyatı 499 dolara satılıyor, ikinci el. Bunda keyboard ve mouse da var. Biz bunu bu haliyle muhtemelen bir 300-350'ye çalışıyorsa satarız. Harika. Bebek bezleri. Bunlar ilaçlar. Bu alkolleri kullanırız kendimize. Sağlık ürünleri. Bunlar personel ürünleri. Işığımızı açalım. Küçük bir çakımız var. 10 dolar fiyatı. Bu da Vapor diye bir marka. Bunu da 20 dolara satarız. Bakın, güzel bir tane forma var. 20 dolara satarız. Oyuncaklar. Bir tane kahve makinemiz var. Bu ayakkabılar değerli değil. $5 bir terlik. Under Armour.
Bir tane Guess ayakkabı. 5 dolar. Michael Kors ayakkabı. Gayet iyi durumda. 10 dolar diyelim ona. Bakın çok güzel bir çocuk ayakkabısı. Kaç numaraymış? 7 numara. Teki de burada. 10 dolar fiyatı. $7.5. Bir tane daha Michael Kors ayakkabı. Buna da 10 dolar diyebiliriz. Bir tane donuna kadar terlik. 5 dolar fiyatı. Bunlar da çocuk ürünleri. Bir tane Star Wars bardağımız var. Bu sadece çocuk kıyafetleri. Giysin çok güzel bir bayan ceketi. Michael Kors bir ceket. Yani abla Michael Kors hastası. Onu öğrendik. Bu da Guess marka. Small beden hepsi. Bedenler de güzel. H&M. Michael Kors X Small. Şurada güzel bayan kıyafetleri var. Masamız. Sandalyeler. 20 dolar fiyatı. Small Victoria's Secret. Yani bu abladan parfüm de bekliyoruz. Bond Celebrations. Özel bir serisi. Evet, beklediğim an geldi. Parfümler. Şuradan sıkılıyormuş. Bir tane Bulgari parfümümüz var. Yarısı dolu. Bir tane Burberry var. Bu da yarısı dolu. Victoria's Secret Midnight var. 5 dolar. Ya tam düşündüğüm gibi oldu gerçekten. Bir Gucci var. Yarısı dolu. 20 dolar.
Versace'nin biraz var içerisinde. 5 dolar. Dolce Gabbana 15 dolar. Böyle valladan bunlar çok normal yani arkadaşlar. Şunun markası ne? Hiç bilmiyorum. Bayanlar daha iyi bilir. Ama bu hanımefendinin ucuz bir şey kullanmadığı belli. Bu da 10 dolar diyelim. $5'lık bir Victoria's Secret'ın spreyi. Şimdi sırada çanta bekliyoruz abladan. Bir Michael Kors çantası fena olmaz arkadaşlar. Güzel bir ütümüz var. 10 dolar. Bu çantanın Michael Kors olması lazım arkadaşlar ya da Koç. Evet, Michael Kors bir çantamız oldu. Fena değil çanta. İyi durumda. 20 dolar fiyatı. Michael Kors bir ayakkabı daha. Bu da Michael Kors bir ayakkabı. Teki varsa tabi. Teki de burada arkadaşlar. Bir tane bebe var. Bu ama gördüğünüz gibi bayağı bitmiş. Bunun da markası yazmıyor. Bu da Aldo. Bu da Aldo. Aldo. Ve aldı. Şu Koç'un bakalım teki burada mı? Michael Kors bir spor ayakkabı. 10 dolar. Bir tane Nike Air var. Cinderella'yı bulduk arkadaşlar. Cinderella bu depoda eşyalarını bırakmış. Evet, Koç ayakkabımız burada. 5 dolar. $3. 2 dolar diyelim. Önemli bir marka değil çünkü. Bu da kitchen diyor ama açıp bakalım. Güzel tencere tava. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz bayağı güzel ürünler var. Bir de aynamız var. Aynayı da muhtemelen yani 100 dolara satarız. Gayet güzel, büyük bir ayna çünkü. Yorum atmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.